dostlar. Namaste, ışığınız bol olsun. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Gelin bu video ile Ağustos ayındaki transitlere bir göz atalım. Bu videolar sideryal haritaya göre, Vedik astroloji haritasına göre düzenlenmiştir. O yüzden kafanız karışmasın. Her videonun altında link var. Doğum bilgilerinizi girip kendi natal gezegenlerinize bakabilir ve bu videodaki bilgileri de ona göre takip edebilirsiniz. Kişinin kendi haritasını anlaması çok önemli. Çünkü transitler de ona göre çalışıyor aslında. Transit geçen Mars'ınız, haritanızdaki Mars'ınızın kuvvetli olup olmamasıyla alakalı. Aynı şekilde şu andaki Satürn'ün konumu da öyle. Satürn çünkü biliyoruz ofisinde, Kova burcunda çok çalıştığı için bu enerjiye alışkın olan kişiler direkt kozmik enerjilerle bütünlük kazanıp aslında yollarına devam eden kişiler. Sadisati diyoruz. Satürn'ün ay üzerindeki etkisini gösteriyor. Ama eğer kişi sadisati enerjisine alışkın ise bu enerjiler çok daha güzel açılacaktır. O yüzden kendi haritanızı mutlaka iyi çalışın ve bu transitleri de ona göre dinleyin. Vimshoteri Dasha dediğimiz mevsimsel oluşumlar vardır. O yüzden eğer bir kişi diyelim Jüpiter dönemindeyse tabii ki Jüpiter transiti önem kazanacak. Ama eğer Jüpiter Venüs'ün evindeyse Venüs transiti de önem kazanacaktır. Ve direkt yine bu natal gezegenlerin konumu da önemli olacaktır. Lagna'dan diyoruz. Bu videoları Lagna'dan dinleyebilirsiniz. Yükselenden dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda da Chandra Lagna dediğimiz Ay'dan dinleyebilirsiniz. Çünkü Ay bizim duygularımızı temsil ediyor. Ay bu olayların bizi nasıl etkileyeceğini gösteriyor. Aynı zamanda Mahadasha ve Dasha Lordlarından da bakabilirsiniz yükselen yapıp. O yüzden bu bilgileri alın. Kendi haritanızı bildikten sonra transitlerin nasıl açıldığına bir bakın. Ve bu şekilde de test edin derim. Mutlaka bu videoları paylaşın. Eğer beğeniyorsanız beğenin. Ve lütfen üye olmayı unutmayın. Çünkü hala çok enteresandır. Video izleyenlerin %50'sinden fazlası kanala üye değiller. Üye olmayı unutmayın ve notifikasyonları, bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bazı videoları daha sonra ücretli üyeliklere kapatacağım için bu videoları izleme fırsatını kaçırıyor olabilirsiniz. Eğer ücretli videolarla, ücretli üyeliklerle ilgileniyorsanız bonus üyeliği adı altında bazı videolar açık. Her videonun kalitesine göre bir nevi sınıflandırmaya çalışıyorum. Nakşatralar için ayrı bir ücretli üyelik platformu hazırladım. Orada özel videolar var. Onları bir nevi sundum ve eş uyumu sinastri videoları çok özel. Eş uyumu sinastri videoları eğer benimle ilgili birlikte bir platform altında buluşmak istiyorsanız eğer o videoları tavsiye ederim. Çünkü nokta görüş olarak kısa videolar zaten çok cüzi bir rakam aynı zamanda. Belki daha sonradan üyeliğinizi alıp bütün videoları izleyebilirsiniz. Ama önemli olan bu videoları nokta buluşlarla, nokta atışlarla yorumlamak değil. Bir araya geldiğimiz zaman, bir platform kurduğumuz zaman, danışmanlık verme konumuna geleceğimiz zaman bu videoları izlemiş olmanız standartize edilmiş, sistemik bir eğitim almanıza faydalı olacaktır yine benimle birlikte. Güzel açılımlar oluyor. Herkesin dediğim gibi kendi haritasını bilmesi çok önemli ve bu şekilde de daha güzel bilgilere ulaşacağınıza inanıyorum. Gelin fazla uzatmadan hemen transitlere devam edelim. Ağustos ayı transitleri bakalım neler olacak. Ağustos ayında ve daha öncesinde de başladı. Aslan burcu direkt hem Satürn görüşü etkisi altında ama aynı zamanda Venüs ve Mars'ın orada oluşu. Şu anda da Merkür orada oluşu Aslan Burcu'nu aktif hale getirdi. Aslan Burcu bireyleri dahil Lagna ve Ay olanlar bu enerjileri fazlasıyla hissediyorlar. O yüzden haritanızdaki Aslan Burcu hangi eve denk geliyorsa bu ev aktif bir durumda aslında. Gelin Koç Burcu ile başlayalım. Sevgili Koçlar için neler oluyor Ağustos ayı? Ağustos ayı direkt yeni ay ile başlayacak. Ay Şravana nakşatrasında ve Güneş de Puşya nakşatrasında olacak. Şravana nakşatrası duyduğumuz o bilgelikle Vamana çünkü geliyor ve bir nevi o Kral Bali'yi ikna ediyor, kandırıyor. Çünkü Kral Bali gücünü, kuvvetini kötüye kullanan bir kral ve Vamana gelip, Lord Vishnu'nun avatarı Vamana gelip direkt o küçücük olmasına rağmen
bilgesiyle, bilgeliğiyle ve kıvrak zekalığıyla bir nevi yeniyor ve o üç adımıyla hem dünyayı hem evreni ve diğer lokaları da alıyor. Çok güzel bir hikayesi vardır Şravana Nakşatrası'nın, mutlaka dinleyin. Bu nakşatra neyi gösteriyor? Bu nakşatra kıvrak zekayla bilgiyi, bilgeliği kullanıp alınacak kararları, yapılacak işleri gösteriyor. O yüzden Şravana Nakşatrası'ndaki enerji tam Oğlak Burcu'nun ortasına geldiği için, Abhijit Nakşatrası'na da çok yakındır bu arada. O kariyerimiz, karmamız, o savaş alanında olan olayların direkt beynini gösterir, kıvrak zekasını gösterir. Demek ki 1 Ağustos'ta bu enerji direkt Puşya Nakşatrası'ndan gücünü alacak. Ve Puşya Nakşatrası biliyorsunuz direkt beslemekle, büyütmekle, o keçidir, süttür, ineğin nasıl sütünü kimseden ayırmaması gibi bu bilgileri Puşya Nakşatrası herkese sunar. Brihaspati Jüpiter'in nakşatrası, aynı zamanda da Satürn tarafından yönetilir. Ve Şravana Nakşatrası da Ay tarafından yönetilir. Bu enerji o yüzden Ay ve Satürn biraz böyle ağırlaştıran, sorumluluklarıyla hizmet vermemizi sağlayan bir nakşatra. O yüzden Koç burcu, bir Koç burcu Lagna ve Ay olan kişiler direkt hem mutlulukları, hem kariyeri, hem toplum alanlarında bu enerjiyi dolunay şeklinde hissetmiş olacaklar. Çünkü Güneş direkt 4. evden ışık saçıyor. Işık, Güneş bulunduğu yere ışık getirir. Ve hemen akabinde 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geri dönecek Aslan Burcu'ndan. Şimdi Koç Burcu bireyleri için o yaratıcılık, Mars orada, tutkular orada, belki yazı işleri, bir ürün vermek, çocuklarla olan ilişkiler ön planda. Diğer taraftan da yüksek arzularımız, yapmamız gereken olaylar, Satürn'ün retro gidiyor oluşu bu ekseni biraz gerdi aslında. Çünkü Mars direkt gaza basmak gibi, o enerjinin ortaya çıkması, asker enerjisi, ama Satürn de kısıtlayan enerji. Direkt frene basan enerji. Ve Mars Venüs'ün bu şekilde oluşu Aslan Burcu'nu aktif hale getirdi. O yaratıcılığımız, aslında bu enerji bazı kişiler için çok güzel açıldı ama dengeyi korumakta fayda var. Mesela benim de 5. evime geliyor ve Mars'ın konumu direkt benim spor yapmam, aynı zamanda yazılarımı yazmamı aktifleştirdi. Fakat spordayken ayağımı incittim ve direkt Satürn'ün etkisinden dolayı çok fazla koştuğum için, yine 11. ev, Satürn direkt bilekle alakalıdır ve bileğimi zedeledim. Bu konumdaki bu dengeyi anlamak çok önemli. O yüzden bu hafta sonu planlarım vardı. Arkadaşlarımla birlikte 11. ev, yakın arkadaşlar, ama sakatlanmamdan dolayı 5. ev yazı işleriyle alakalı evde kalmak durumunda kaldım. Ama tabii ki güzel olacak. Satürn belki bana evde dur dedi. Mars da etkilendi. Demek ki bu enerjiyi aktif olarak dışarıya çıkıp değil, demek ki evde yazarak, bu hafta sonu evde yazarak getireceğim. Ve aynı şekilde video çekmek de aslında bir nevi onunla da alakalı. Çünkü Jüpiter görüşü var. Jüpiter 12. evin lordu olarak bir nevi kapılar ardında olan sana film setini de temsil eder ve bu videoyu da çekişim onunla alakalı aslında. O yüzden Koç burcu bireyleri için bu enerji hakim. Nasıl hayatınızda nasıl açıldığına mutlaka bakın. Kendi haritanızdaki gezegenlerle paralel gidecektir bu açılım. Venüs retro olmaya başladı. Dediğim gibi 7 Ağustos'tan sonra direkt Yengeç Burcu'na geçince ne oluyor Koç Burcu bireyleri için? Direkt evinize tekrar, yuvanıza odaklanmanız lazım. Daha önceden başlatmış olduğunuz belki yeni eşya, mutluluk, duygusal olabileceğiniz bir dönem. Çünkü 7 Ağustos'tan sonra Venüs direkt Yengeç Burcu'nda Güneş ile buluşacağı için yanmaya başlayacak. Bu ne anlama geliyor? Yanma ego ile alakalı, yanma aynı zamanda çocuklarla alakalı Koç Burcu bireyleri için. O yüzden bu tarz şeyler belki ev içinde sizi yakabilir, bir takım şeylerin farkına varmanızı sağlayabilir. Ve retro Venüs romantizmi direkt yuvaya getirebilir. Eski bir aşk tekrar yuvanıza, mutluluğunuza girebilir. Aman dikkat, çünkü Venüs retro olduğu zaman dersinizi öğrenmek zorundasınız. Daha önceden neden ayrıldığınızı, belki daha önceden tam tamamlayamadığınız o farkındalıkların tekrar önünüze gelebilmesi için iyi bir fırsat olacak Venüs Yengeç Burcu'na geçince. Daha sonra
Jüpiter ve Merkür çok yakın derecede birbirlerini görecekler 10 Ağustos dönemlerinde. Tam o zamanda Koç burcu bireyleri için hem çocuklar konusunda, eğitim konusunda, yazı işleri konusunda, yaratıcılık, zeka konusunda çok güzel açılım olacak. Çünkü Jüpiter ve Rahu'nun arası açılıyor. Rahu rahatlatıyor Jüpiter'i ve Jüpiter aynı dereceyle Merkür'ü görmeye başladığı zaman güzel etkileşim olacak. 10 Ağustos yaratıcılık açısından çok güzel bir konum. 13 Ağustos'ta Venüs ve Güneş yanmaya başlamıştı öncesinde ama tam 13 Ağustos'ta Venüs ve Güneş bir araya geliyorlar aynı derecede. Kazimi dediğimiz olay. Bu enerji birleşiyor. Bu ne anlama geliyor Koç burcu bireyleri için? Anne ile ilgili belki ev içinde çok güzel bir takım o ego, aşk hepsi böyle bir bütün haline gelecek. Çok güzel bir gün 13 Ağustos günü bu enerjinin direkt mutlulukla alakalı, yuva içinde kişinin ne yapmak istediğini keşfetmesiyle alakalı. Hem aile kaynaklarıyla alakalı, hem varlıklarla alakalı. Kişinin başka insanlarla olan ilişkilerini de gösterebilir bu arada ve dediğim gibi aşk ile alakalı belki bir takım farkındalıklar o gün olacak direkt. 13 Ağustos'ta Ay ve Güneş bir araya geldiği zaman Kazimi'de o kuvvetli etkiden sonra hemen akabinde yeni ay gerçekleşecek. Aşleşa nakşatrasında yeni ay Venüs retro olmuş olacak. Tam Kazimi'den geç çıktıktan sonra. Aşleşa ne demek? Aşleşa Kundalini enerjisiyle alakalı ve tam Gandanta noktasında olan bir yeni ay. Çok kuvvetli bir enerji aslında. Çünkü yeni ay o içsel dünyamıza inmemizle alakalı. Çünkü Prakriti diyoruz. O Parvati, feminen enerji direkt maskülen enerjiyle bütünleşiyor. Purusha'yla bütünleşiyor. Aşleşya o kabuğumuzu değiştirmekle alakalı, transforme olmakla alakalı, yılanın derisini değiştirmesi gibi. Çünkü Naga'dır, yılan enerjisiyle alakalı bir nevi. O yılanın kabuğunu değiştirmesi gibi sancılı olabilir ama çok güzel farkındalığa vardıracak bir enerji Aşleşya'da olması. Kundalini enerjisiyle alakalı. Demek ki 16 Ağustos, özür diliyorum. Yeni ay 16 Ağustos'ta yeni ay enerjisi Aşleşa nakşatrasında o farkındalığı gösteriyor. Venüs'ün orada olması ve retro olması aşk ile alakalı olabilir, aile kaynakları ile alakalı olabilir. Nasıl insanlarla iletişim kurduğumuzla alakalı olabilir. Ev ortamında kendi mutluluğumuzla ilgili çok güzel bir süreci başlatacak. Daha sonraki dolunaya kadar bu açılımları görmüş olacak ruh bir nevi. Daha sonra 17 Ağustos'ta hemen bir gün sonra Güneş Gandanta noktasından Aslan Burcu'na geçiyor. Ve Aslan Burcu'ndaki Güneş krallığına dönüyor. Koç burcu bireyleri için direkt 5. ev yaratıcılıkla alakalı bu biraz önce olan enerjiler devam edecek aslında. Güneş çünkü girdiği zaman direkt Aslan Burcu'na Satürn ile karşılıklı birbirini görecek. Satürn Kova Burcu'nda Multikon pozisyonunda Satürn Burcu neyle alakalı? Eşitlikle alakalı, çalışmakla alakalı. Koç burcu bireyleri kariyer konu larında sorumluluklarını yerine getiriyorlar aslında. Tam da retro gitmeye başladı Satürn. Bu konum sürekli hakim. Hele bir de Koç burcu bireyleri için Satürn direkt üçüncü görüşüyle Lagna'yı görüyor. Çok kuvvetli bir konum. Aynı şekilde Koç burcu bireylerinden o yüzden Satürn'ün bu görüşü bu kez Güneş'in orada olmasıyla ve kısa bir sürede Mars da orada olmuş olacak. 19 Ağustos'ta Mars daha sonra Başak Burcu'na geçecek. O yüzden kuvvetli bir konum. Komutan orada, kral orada. Çok kuvvetliler. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Koç Burcu bireylerinin yaratıcılıkları, zekaları krallık gibi ön plana çıktığı zaman toplum önünde sorumluluklarıyla denge bulmak zorundalar. Bu yaptıkları bu işler toplum yararına birleştirildiği zaman çok güzel açılır. Ama eğer ego çok önemli, öndeyse ve kendi haritanızda dediğim gibi belki güneşin konumu iyi değilse buradaki enerji sizi zorlayabilir. Çok fazla ego, çok fazla kişisel çıkarlar ön plana çıktığı zaman bu dengeyi direkt bozacaktır. Aynı zamanda Koç burcu bireyleri için sağlık açısından bu konum önemli. Çünkü aynı biraz önce söylediğim o benim başıma gelen çok fazla koşmaktan dolayı direkt ayağımın zedelenmesi gibi güneş de burada olduğu zaman güneş sağlıkla alakalı.
Satürn kemikle alakalı, vitamin D ile alakalı, kalsiyum ile alakalı. Demek ki bu konum eğer dengesini kaybederse aynı şekilde vitamin D eksikliği ya da kalsiyum eksikliği gibi kemik sorunlarına sebep olabilir. Güneş çok önemli dozunda, diğer taraftan da sorumluluklarımız çok önemli. Tam eşitlik diyoruz. Eşitlik sağlanırken çok fazla eşitlik, direkt bu sefer eşitliğin egosu konumuna çıkmaması lazım. Çünkü Satürn çok fazla ön plana çıkarsa bu sefer krallık, bir nevi eşitlik krallığı gibi de almaması lazım. Bu dengenin korunduğu zaman, çalıştığı zaman çok güzel çalışacak bir konum olacaktır. 17 Ağustos'tan sonra 22-23 Ağustos'a kadar Güneş ilerlediği zaman direkt karşıdan bakan Satürn'ün derecesine yaklaştığı için bu enerjiyi daha da fazla hissedeceğiz. Çünkü Satürn retro Güneş'e yaklaşıyor ve Güneş de ileriye de gittiği için karşılıklı gördükleri zaman bu biraz önce söylediğim enerjiler daha yoğun çalışmaya başlamış olacak. Ama genel anlamda, o yüzden kariyerinizle alakalı sevgili koçlar, kaynaklarınızla alakalı, çok samimi arkadaşlarınız, toplum önünde neler yapmak istediğiniz, promosyonla alakalı, zekanızla alakalı, yazı işleri, çocuklarınızla alakalı, çocuklarınızla dolaylı yönden toplum için neler yapabilirsiniz? Siz öldükten sonra arkanızdaki çocuklarınız neler getirebilir bu topluma? Bu dönem, o yüzden Ağustos ayı gerçekten çok önemli bir dönem. Ben de inşallah kitap yazıyorum ve bu kitap umarım bütün kitlelere ulaşabilecek güzel kaynakları bırakmama sebep olabilir bu transitler sayesinde. Bu şekilde baktığınız zaman yaptığınız olaylara hem daha anlam kazanıyor hem de haritaların nasıl açıldığını görmüş oluyorsunuz kendiniz için. Daha sonra 19 Ağustos'ta Mars Başak'a geçtiği zaman sevgili koçlar için çok güzel bir konum. Çünkü Mars 6. evde mükemmel çalışır. Sizi kuvvetlendirecek düşmanlarınıza karşı olan mücadelenizde. Herhangi dava gibi konular, herhangi hastalıklarla ilgili mücadelelerde Mars 19 Ağustos'tan sonra sizi destekliyor 6. evinizde. Çünkü Başak evi 6. evde, Mars çok güzel çalışır. Hemen akabinde 24 Ağustos'ta Merkür retro gidiyor Aslan Burcu'nda. Bu ne anlama geliyor? Çok güzel. Yine 5. konum zeka ile alakalı, ürünlerimizle alakalı, çocuklarımızla alakalı daha önceden yaptığımız işlere bir göz atmak için mükemmel bir konum. O yüzden bakın bakalım Merkür oraya girdikten sonra neler yaptınız? Dediğim gibi çocuklarla ilgili eğitim olabilir. Yaratıcılığınızla alakalı, zekanızla alakalı, romantizmi nasıl yapacağınız, belki çıkmak istiyorsunuz, aşk, sevgili konumları olabilir. Onunla ilgili konulara tekrar bakmak için mükemmel bir konum. Merkür retro olduğu zaman yeni işler yapmayın. Spekülatif kazançları da gösterir 5. ev. Bu konularla ilgili yatırımlar yapmamanızı öneririm. Merkür retro gitmeye başladığı zaman 24 Ağustos'ta. Bir hafta kadar çıkarın. Gölge etkisi dediğimiz konumu da mutlaka unutmayın. Güneş ve Satürn 27 Ağustos'ta tam aynı dereceye gelecekler. Kuvvetli bir konum ama dediğim gibi haritanızda Satürn nasıl açılıyor, Güneş nasıl açılıyor sevgili koçlar için, kariyer açısından çok güzel bir konum. Tam karar verebileceğiniz, o dengenin eşit olduğu bir konum. Satürn'ün retro oluşu, Satürn bir anda Aslan Burcu'nda olmak istiyor. Çünkü biliyorsunuz bir gezegen retro olduğu zaman hem kariyer evi Oğlak Burcu'nda gibi çalışacak. Satürn çalışıyor şu anda ve de direkt Aslan Burcu'nda gibi çalışıyor. O dürtüsü var bir nevi. Gelmek istiyor. Halk eşitlik için kraliyet ailesine, krallığa inmek istiyor. O duygu devam edecek bu şekilde. Ve 30 Ağustos'ta da Dolunay Şarabişa nakşatrasında oluyor. Maga nakşatrasında olacak. Direkt Şarabişa nakşatrasında Ay oluyor ve Satürn orada. İyileştirme ile alakalı, kronik sorunlarla alakalı bir nevi. Ve Maga nakşatrasındaki Güneş hem atalarımızın desteğini alıyor hem de o krallık koltuğuna oturmamız için yüreklendiriyor bizi. Belki destek çocuklarımızdan geliyor. O ışık geliyor direkt. Zekamızla alakalı, yaratıcılığımızla alakalı. Belki eğitimle alakalı ve bu dönemde o yüzden belki çocuklarınızı atalarınıza benzetebilirsiniz bir nevi. O ölmüş olan anneanneniz, babaanneniz, onlarla ilgili, dedelerinizle ilgili belki bir takım şeyleri duyuyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Ve bu enerjileri de direkt çocuklarınızdan alıyor olabilirsiniz. Jüpiter'in konumu direkt trine görüşüyle, görüşü Güneş'i tabii ki çok güzel bir konum. Bu eğitimle, bilgelikle, iyileştirmenin nasıl size ulaşacağını gösteriyor. Aynı şekilde
Ay Şadabişa da oluşuyor. Tabii ki bir takım kronik olaylar ama Şadabişa bir araya gelmekle alakalı. Yüksek arzular 11. eviniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek duygularınızı ön plana çıkarabilir. Ve bu konumda da size ışık tutacak olaylar aydınlığa getirecektir. Sizi o kronik daha önceden sorunlu olan şeyleri çözmeniz için göz önüne getirebilir aslında. Çünkü güneş gündüz verir ışığını. Dolunay olduğu zaman da gece de görmeye başlarsınız. Bu anlamda da belki etkisini göstermiş olacak sevgili koçlar için. Gelin sevgili boğalara, boğalarla başlayalım, devam edelim. Sevgili boğalar, sevgili boğalar için Ağustos ayı nasıl olacak? Gelin bir bakalım. Ağustos ayında yeni ay direkt 1 Ağustos'ta sizin uzak yolculuk ve yakın yolculuk ekseninde oluyor. Yeni ay. Yeni ay nerede oluyor? Şravana nakşatrasından geliyor ve Şravana nakşatrası ile Puşya nakşatrası arasında yeni ay 1 Ağustos'ta boğa burçları için. Şravana nakşatrası sizin 9. evinizde. Böyle olunca demek ki bilgelikle alakalı, babadan gelen öğütler olabilir. Öğretmen, guru, inançlarınızla alakalı bir takım konuların farkına varacaksınız ve o kıvrak zekanızı kullanıp sosyal çevrenizdeki o desteği, o büyüten desteği alacaksınız. Komşularınızdan gelebilir bu iyileştirme. Küçük kardeşlerinizden gelebilir. Bir nevi o yüreklenmeniz artacak aslında Puşya. Ve Puşya enerjisiyle güneş buradan direkt yeni ay konumuyla, özür diliyorum yeni ay diyorum, dolunay konumuyla direkt ışığını yansıtacak ve dolunay sizi yüreklendirecek. Çünkü güneşin Puşya nakşatrasında oluşu hem komşularınız, kardeşleriniz, sosyal çevrenizde o ışık gelecek, o enerji gelecek ve o enerjinin yansımasıyla da direkt bu yeni bir eğitim olabilir, uzak yolculuklar olabilir, kısa yolculuklar olabilir. Bu şekilde de açılabilir sevgili boğalar için. Daha sonra 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. Yengeç Burcu'na geçtiği zaman Venüs direkt 4. evinizden direkt aynı yere geçiyor. O yüzden dolunay ile başlayan enerji direkt o arkadaşlarınızla, sosyal çevrenizle, yüreklenmenizle ilgili daha önceden yarıda bıraktığınız olaylara bakmanız için olanak sağlayacak. Bu eski aşk, sevgilinin tekrar geri gelmesiyle de alakalı ya da bu ev ile ilgili konunun direkt sizin sosyal çevrenizle taşınmasıyla da alakalı olabilir sevgili boğalar için. Çünkü Venüs sizin Lagna Lord'unuz. Bu ne anlama geliyor? Demek ki belki de mutluluğunuza bakıp nasıl yüreklenebilirsiniz, neler yapabilirsiniz, sosyal çevrede kendinizi nereye oturtabilirsiniz? Bu dönem bu açıdan çok önemli. Aynı zamanda 6. evin lordu direkt sizin düşmanlarınız, hastalıklar, sorunlar, borçlarınız, bunlarla alakalı konularda güzel fikirler önünüze geliyor olacak. Venüs'ün 7 Ağustos'ta Yengeç Burcu'na geçmesiyle. Peki daha sonra 7 Ağustos'tan sonra direkt güneş yakmaya başlayacak. Güneşin yakması ne demek? Bu anne ile alakalı, bu yuvanızla alakalı belki bir takım konular direkt yakacak, önünüze getirecek. O sorunları önünüze getirecek ki bir nevi görün diye. Ve bu etkiyi de nerede göreceksiniz? Yine sosyal çevrede göreceksiniz. Belki küçük kardeşlerinizle alakalı konularda görmüş olacaksınız. 10 Ağustos'a doğru direkt Jüpiter, Merkür ile yine 4. evinizdeki Merkür ile aynı dereceye geliyor. Bu çok güzel bir konum. Ne açıdan? Bilgelikle alakalı. Ne açıdan? Direkt bilinçaltınızla da alakalı kapılar ardında. Bu arada yurt dışından çok güzel fırsatlar da gelebilir. Evinize haber gelebilir sevgili boğalar için bu konumda. 13 Ağustos'ta, şimdi 7 Ağustos'tan 13 Ağustos'a kadar güneşe yaklaşacağı için Venüs retro gittiği için o karmik olaylar açılıyor. Dediğim gibi belki eski sevgilinin geriye gelmesi, söylenen sözler, yakıcı olan etkiler, aşk ile ilgili bir takım şeyler yanmaya başlayacak, kavrulmaya başlayacaksınız bir nevi. Ve bu etki nerede olabilir? Sosyal medya önünde olabilir, küçük arkadaş grubunda olabilir. Ve 13 Ağustos'ta inanılmaz güzel bir konum, Kazimi dediğimiz, tam Güneş ve Venüs enerjisi bir araya geliyor.
güzellik olabilir. Ve daha bu yaktığınız şeyler aslında bir nevi o pür, saf hale gelip sizi daha da kuvvetlenecek bir enerji olacak. O yüzden 13 Ağustos'a dikkat. Yaratıcılığınız açısından çok güzel çalışabilir. Yazı işleri, böyle fikirler gelebilir. Bir anda parlak fikirler gelecek size. Ve hemen akabinde yeni ay olacak Aşleşa'da. Yeni ay Venüs retro orada. Tam kazim etkisinden sonra yeni ayın olması ne anlama geliyor? Biraz önceki konularda direkt içe dönüp o özünüze ulaşıp Aşleşa nakşatrası derinin yılanı, yılanın derisini değiştirmesi gibi transforme olmakla alakalı, sancılı olabilir. Ama özellikle sosyal çevre, küçük kardeşleriniz, arkadaş grubunuzla ilgili olaylarda bir farkındalığınız olacak. Gandanta noktası bu dönemde olan olaylar sizi zorlayabilir. Çok fazla üzerine gitmeyin, akışına bırakın. Çünkü gandanta noktası düğümdür ve gandanta noktası ne kadar zorlarsanız o kadar düğüm olur. Venüs'ün orada oluşu aşkı da gösteriyor olabilir. Venüs'ün orada oluşu iş arkadaşlarını da gösteriyor olabilir. Sizin haritanızda 6. evin lordu olduğu için ve kendinizle alakalı sorunlar, kendi hastalıklarınızla ilgili problemler olabilir. Çözümüne gitmek için agresif bir yaklaşımdan ziyade özellikle o birkaç gün içinde biraz akışına bırakmakta fayda var. Güneş Aslan'a geçecek hemen akabinde 17 Ağustos'ta. Çok güzel bir konum, kendi evine geliyor ve ışık tutacak Güneş. Sizin evinize ışık tutacak, yuvanıza ışık tutacak ve bu şekilde direkt orada Mars var, direkt orada Merkür var ve bu enerji o yüzden bir araya geldiği zaman kuvvetleniyor. Sizin içinizdeki krallık kuvvetleniyor ve kariyer alanınızdaki belki bir takım sorumluluklar, zorluklar, Satürn çünkü direkt Kova burcunda 10. evinizde bir takım sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz sürekli. Ama o eksen sizi zorluyor. Çünkü içinizden bir şeyler yapmak istiyorsunuz. O arabanın gaza basması gibi Mars orada ama Satürn sizi zorluyor. Hele bir de retro şimdi sorumluluklarınızı hatırlatıyor. Güneş 4. eve geçtiği zaman, kendi burcuna geçtiği zaman komutan orada Mars, direkt kuvvetleneceksiniz. O yüzden sizi kuvvetlendiren bir enerjiyle direkt kariyerde olan sorumluluklarınızı aslında yerine getirmeniz için çok güzel bir fırsat. Egoya dikkat, patronlara dikkat. Çok fazla eşitlik adı altında her şey eşitlik, her şey eşitlik, o da başlı başına bir radikal bir kavram olabilir. O yüzden ona da dikkat. Bu iki denge bir araya oturduğu zaman çok da güzel çalışır. Güneş aynı zamanda sağlıkla alakalı. Satürn aynı zamanda kemiklerle diyoruz, iskelet sistemiyle alakalı, kalsiyum, D vitamini, bu tarz konulara mutlaka dikkat etmenize fayda var. Çünkü Mars'ın orada oluşu da aslında kalp hastalıkları, kas hastalıkları, bu tarz şeyleri de gösterebilir. Evde olan, teknik olan olaylar da olabilir bu arada. Çünkü Mars aynı zamanda emlakçılıkla alakalı. Evde teknik olan ilgili işleri belki düzeltmeniz için de çok güzel bir fırsat olabilir. Güneş'in buraya geçişi ışık tutacak ve ışık tutunca evde olan problemleri bir nevi görüp iyileştirme şansına varacaksınız sevgili boğalar. Daha sonra 17 Ağustos'tan 22-23 Ağustos'a kadar Satürn derecesine yaklaştığı için burada bir gerilim olacak. Hem egonuzla alakalı hem de iyileştirme gücünüzle alakalı. Mars daha sonra 19 Ağustos'ta Başak Burcu'na geçince evde rahatlık olacak mutluluğunuzda belki, ama bu kez çocuklarınızla ilgili problemler olabilir. O da tabii ki doğal olarak yuvanızı da etkileyecektir. Yaratıcılık için güzel bir dönem. Çocuklarınızla ilgili daha belki biraz daha agresif ama iyi olabilecek, orada olan problemi düzeltebilecek bir enerji de olabilir. Romantizmi arttırabilir, oradaki cinsel dürtüler onları arttırabilir. Spekülatif kazançlara dikkat edin. Onlarla ilgili problemleri görmenize sebep olabilir ve düzeltmenize sebep olabilir. Ama ani atik kararlar almakta almamaya dikkat edin. Çünkü özellikle Mars Satürn'ün etkisinden kurtulacağı için bir anda 5. eve gelince o ev ile ilgili konularda ani atik kararlar bir anda alabilirsiniz. O yüzden boğalara tavsiyem biraz 19 Ağustos'tan sonra bu eğitimde dahil bir takım olaylara biraz böyle yavaş davranmaya çalışın. Bakalım o enerji, ama yine de güzel açılır. Çünkü boğa burcu iyi çalışacak boğalar için. Mars
düşman gezegen aslında, zorlayan bir enerji. O açıdan dikkat etmek lazım ama Mars yine de Başak Burcu'nda olduğu için iyi çalışacak. Merkür retro gidecek 24 Ağustos'ta. Merkür retro direkt 4. evinizde. Şimdi ilginç buradaki enerji, çünkü Merkür, Mars, Güneş, bunlar 4. evi sevmiyorlar. Çünkü çok özel, onlar hep dışarıda olmak isteyen enerjiler. Bu anlamda belki evde çok fazla, ama bu enerjiyi çok güzel kullanabilirsiniz. Evinizi dekore etmek için, mutluluğunuzu anlamak için, böyle bir sindirmek için bu enerjiyi o şekilde açarsanız aslında çok güzel olur. Tam da yeni ay onun öncesinde, 16 Ağustos'ta aslında o farkındalığın olduğu ve onun akabinde bu şekilde düşündüğünüz zaman enerji aslında güzel açılıyor olabilir. Güneş ve Satürn aynı dereceye geliyor. Çünkü hatırlayın, tam 17 Ağustos'ta girdi, 22-23 Ağustos'a kadar direkt çok yakın dereceleri ve Güneş ve Satürn 27 Ağustos'ta direkt aynı dereceye geliyor ve bu konum o yüzden sevgili boğalar için o dengeyi oluşturacak bir enerji. Tam Kendra evinde olduğu için çok da güzel çalışacak bir enerji. Merkür retro gitmeye başlayacak. Dediğim gibi 24 Ağustos'ta kendi evinizde, yuvanızda ve tam o konumdan itibaren daha önceden belki aile kaynaklarıyla alakalı olabilir, para hesabınızla alakalı olabilir. Bu tarz konularda, çocuklarla ilgili konularda tekrar bir gözden geçireceksiniz. Çok güzel bir dönem olacak aslında. Merkür retro olmaya başladığı zaman Eylül'ün hatırlamıyorum, Merkür muhtemelen 14-13 Eylül o zamanlara kadar Merkür retro gidecektir. Ve hemen sonra da 30 Ağustos'ta Dolunay. Dolunay nerede oluyor? Şarabişan Akşatrası Kova Burcu'nda, yani direkt sizin kariyer evinizde. Şarabişan Ay orada, Satürn orada. Sorumluluklarınızı hatırlatıyor ama destek nereden geliyor? Direkt Magan Akşatrası'ndan geliyor. Ve Magan Akşatrası atalarla alakalı. Bu dönemde belki ataları anmak, evde fotoğraflarını koyabiliyorsanız çok güzel çalışabilir aslında. Ve direkt buradan alacağınız enerji, mutluluğunuzdan ne yapmak istediğinizle ilgili olan enerji direkt Şarabişan Akşatrası'nda ışığını yansıtacak ve Satürn orada ve bu enerji kronik olan bir problemi açığa çıkartabilir. Çünkü Güneş biliyorsunuz gündüz gösterir, her tarafı, bütün her yeri görürüz ve gece de Dolunay olduğu zaman bu tarz 24 saat bir nevi aslında bütün olaylar önünüzde olacak. Satürn'ün orada oluşu, Şarabişa'da oluşu, bir takım problemlerin daha önceden, biliyorsunuz retro gidiyor şu anda, daha önceden başımıza gelmiş olayları düşünün. Özellikle geçen sene Mart Nisan ayından itibaren, Ocak'tan itibaren aslında bir nevi, ama Şarabişa Danişta nakşatısından sonra Şarabişa ve onun akabinde de gelecek enerjiyi gösteriyor aslında. O yüzden çok güzel bir dolunay olacak ve bu dolunayda da direkt etkiyi görmüş olacağız. Eylül ayı transitleri için, çünkü Eylül ayında boğa burçlarını söyleyeyim, Venüs direkt gitmeye başlayacak. 3 Eylül'de hemen akabinde de Jüpiter 4 Eylül'de retro gidecek. Onunla ilgili de konuşmuş olacağız sevgili boğalar için. Sevgili ikizler, sevgili ikizler için gelin Ağustos ayı nasıl geçiyor hep birlikte bakalım. Sevgili ikizler için 1 Ağustos'ta Dolunay enerjisiyle başlıyor. Dolunay nerede oluyor? Direkt Şravana nakşatrasından enerjisini, Puşya nakşatrasından Güneş enerjisini alıyor ikiz burçları ve Şravana'da Dolunay ile yansıyacak. Aynı zamanda bu enerji ne anlamdan önemli? Çünkü Şravana hikayesini biliyorsunuz. Şravana nakşatrası direkt Vamana, o Lord Vishnu'nun avatarı ile alakalı, o bilgeliğini kullanan, kıvrak zekasını kullanıp Kral Mahabali'yi bir nevi dize getirip o üç evreni almakla alakalı, keşifle alakalı, öğrenimle alakalı. Şravana nakşatrası çok zeki, kıvrak bir zekadır. Bu eksen sevgili ikizler için nerede oluyor? Direkt ikinci evinizde oluyor. Böyle olunca ikinci ev direkt sizin kaynaklarınız. Direkt 8. ev başkaları aracılığıyla gelen kaynaklar. O zaman ne olacak? Demek ki evinizde olan aile bireyleriyle olan ilişkiler, yediğiniz içtiğiniz her şey direkt ışık tutacak 8. eve. 8. evde miraslar var. Başkaları aracılığıyla gelen paralar var. O yüzden bu konumda
kendi özveriniz, banka hesabınızla ilgili, aile bireyleriyle olan olaylarla ilgili ışık tuttuğunuz zaman direkt hem o gizli kaynakları açığa çıkarmanız için çok güzel bir fırsat. Purpur Şenakşatrası çünkü hem Satürn tarafından yönetilir, bir yaspati bilgelikle alakalı o kimseyi ayırmadan yapacağınız aslında ışık tutma bilgelik size direkt hem 8. ev aynı zamanda uzun yaşamakla alakalı, kronik hastalıklarla alakalı bu anlamda da çalışabilir. Dolunay çok kuvvetli bir dolunay olacak bu sebepten dolayı sevgili ikizler için. Hemen dolunayın akabinde 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Ve Yengeç Burcu'na geçince ne olacak? Venüs geri geldiği için direkt o sosyal çevrede olan olaylar, komşularınızla, küçük kardeşlerinizle olan olayları direkt aileye taşıyorsunuz. Yani bu arada olan olaylar 7 Ağustos'tan sonra banka hesabınız, aile bireyleriyle ilgili yediğiniz içtiğiniz olaylara bir çeki düzen verme ihtiyacı duyacaksınız. Venüs'ün konumu hem bilinçaltınızı gösteriyor, yurt dışı ile alakalı, kapılar ardında olan olaylarla alakalı, çocuklarınızla alakalı, eğitiminizle, öğretiminizle alakalı olaylara tekrar bir bakış açısı getiriyorsunuz ve aile, banka hesabı da dahil acaba neler yapabilirsiniz diye. Daha önceden olan olaylar aslında bir nevi geri geliyor. Bunu söylerken Venüs aşk ile alakalı retro, aşk nereden gelebilir? Belki yurt dışından gelebilir, belki kapılar ardında bir takım şeyler olabilir. Kapılar ardı, yatak odaları, romantizm, bu şekilde aşk tekrar hayatınıza girebilir. Ama burada Venüs Retro'ya dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu konularla ilgili, çünkü aynı zamanda farkındalıkla da alakalı, 12. ev kayıpla da alakalı. Ve bu şekilde daha önceden almadığınız dersler tekrar önünüze gelip retro size o problemleri karmik olarak da göstermiş olacak. 7 Ağustos'ta Venüs Yengeç Burcu'na geçmeye başladıktan sonra. Ve Güneş ile yanıyor olması ikinci evde bu ne anlama geliyor? Belki yakın olmadığınız arkadaşlarla ilgili tepkiler, komşularınızla ilgili problemler, sosyal medyadan size gelebilecek herhangi bir şey direkt sizi yakabilir, belki o şekilde düşünün, canınızı acıtabilir. Bu olması gerekiyor, özellikle feminen enerjilere karşı onlarla ilgili konularda bir takım olaylar yakılması gerekiyor ki orada yeniden başlayabilirsiniz diye bu enerji bu şekilde açığa çıkacak. 10 Ağustos güzel bir konum oluyor. Neden güzel bir konum oluyor? Çünkü direkt sizin arzularınız, yakın arkadaşlarınızdan direkt size aile kaynağına, aslında aileye böyle bir bilgelik gelecek. 10 Ağustos'a dikkat edin. Burada promosyonla alakalı, belki dediğim gibi çok samimi arkadaşlarınızdan gelen, büyük kardeşlerinizden gelen bir bilgelik olabilir ve bu bilgelik de sizi böyle bir bütün yaratacak, bu bilgiyi sizi bir bütün olarak destekleyecek ve büyütecek bir konum olarak, mutluluğunuzu iyileştirecek bir konum olarak kullanacaksınız. 10 Ağustos'a dikkat. 13 Ağustos'ta Venüs ve Güneş yanıyor dedik. Bütün bu olaylar tam 13 Ağustos'a geldiği zaman sevgili ikizler için çok kuvvetli bir enerji, yine pozitif bir enerji. O yüzden 10 Ağustos, 13 Ağustos'ta olan olay, yıkacak olan olay bir anda farkındalık yaratıp 13 Ağustos'ta sizi desteklemiş olacak. Hangi konularda? Yine aynı. Farkındalıklarla alakalı, kayıplarla alakalı, belki çocuklarla alakalı, bu tarz konularla sizi direkt ön plana çıkartacak ve yediğiniz, içtiğiniz aile kaynaklarıyla ilgili bir anda o kıvılcım dediğimiz şey olacak 13 Ağustos'ta. 13 Ağustos'tan sonra yeni ay, 16 Ağustos'ta yeni ay oluyor ve yeni ay olduğu zaman Venüs bir de retro ve yine sizin ikinci evinizde. Kaynaklarınızla alakalı, banka hesabınızla alakalı dediğim gibi aynı temalar devam edecek. Aşleşa'da olan yeni ay kabuğunuzu değiştirecek. Sancılı olabilir, ağrılı olabilir, biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama değişime sebep olup o Naga enerjisi, Kundalini enerjisini kullanıyor olacaksınız. Gandanta noktasında özellikle dediğim gibi sosyal çevre, özellikle de tam yeni ay döneminden başlayacak bir haftalık süreç içinde kadınlarla ilgili, sosyal çevrede olan olaylar,
kardeşleriniz, arkadaşlarınız çok samimi olmadığınız ve komşularınızla alakalı bir takım olaylar sizi transforme edecek bir takım şeye yönelmeniz lazım. Aşk konusunda da öyle, içinize yönelip nelerden sıyrılabilirim, neleri atabilirim, o derimi nasıl atıp yeni bir deriyle hayata tekrar başlayabilirim. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Güneş Aslan Burcu'na geçiyor 17 Ağustos'ta. Aslan Burcu direkt 3. evinizde ışık olacak. Dikkat edin, bu enerjiler o temizliyor aslında bir nevi, onun öncesinde farkındalıklar yaratıyor. Ve daha sonra da Güneş Aslan Burcu'na geçince Mars orada zaten sizi daha da kuvvetlendirecek. Çünkü o sizi belki yıkmayan şeyler sizi daha da kuvvetlendirecek. Kısa yolculuklar olabilir, uzun yolculuklar olabilir. Uzun yolculuklar yapıyorsanız eğer sevgili ikizler, çok güzel olur çünkü Satürn orada retro, daha önceden planladığınız yerlere gidebilirsiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirebilirsiniz. Eğitimler gelebilir. Baba ile ilgili belki, öğretmeninizle ilgili, hocalarınızla, gurunuzla ilgili bir takım farkındalıklar açığa çıkacak. Bu enerji biraz zorlayan bir enerji olabilir çünkü Güneş kral olarak parlamak istiyorsunuz. Eğitimle alakalı, hobilerle alakalı, ama diğer taraftan da Satürn diyor ki hayır, acele etmemelisin çünkü ben sana daha yüksek eğitim vereceğim. Ben seni kariyer alanında bir takım eğitimlerden geçirip daha sonra kariyerini vereceğim 2 yıl sonra. Çünkü buradaki Satürn transiti 2 yıl sonra güzel açılımları olacak neticede ikizler burcu için. Biraz sabretmenizi istiyor ama sabretmek kolay mı ikizler burcu için? Hayır, değil. O yüzden belki bu şekilde daha yüreklenip, Güneş orada kral gibi, orada Mars var sizi kuvvetlendiriyor ve bu açıdan da belki zorlanabilirsiniz. 19 Ağustos'tan sonra direkt Mars 4. evinize geçtiği zaman kendi mutluluğunuzla ilgili, aile yuvanızla ilgili belki bir takım değişiklikler olabilir. Biraz agresif olmaya, o tarz konulara dikkat edin. Sizi biraz öfkeli yapabilir. Biraz ani atik hareketler almanıza sebep olabilir. Çünkü Satürn Mars'ı biraz kısıtlıyor şu anda. Ama Mars Başak Burcu'na geçince direkt ev ile ilgili konularda daha böyle bir anda atik davranabilir. Bu konuma dikkat etmekte fayda var. Ama iyi çalışacak Mars orada da. Merkür 24 Ağustos'ta retro gitmeye başladığı zaman sizin Lagna Lord'unuz yine kendi mutluluğunuzla ilgili, bir bütünlüğünüzle ilgili sormaya başlayacaksınız kendinize. Ve bu şekilde yine sosyal çevreyle ilgili yaptığınız belki hatalar, bu konuda dikkat edin. Dikkat edin, temalar hep aynı. İkizler Burcu için demek ki daha ziyade hep sosyal çevre ve küçük kardeşler, komşularla ilgili, yüreklenmenizle ilgili bir takım konular Ağustos ayında ön plana çıkıyor. Yüksek eğitimle ilgili sorumluluklarınızı aldığınız, uzak yolculuklar, kısa yolculukları dengeli olarak kullanmanız gereken bir ay olacak sevgili ikizler için. Daha sonra da Güneş ve Satürn aynı dereceye geliyor 27 Ağustos'ta. Bu konum çok kuvvetli. Bu dengeyi yakaladığınız anda, o sosyal çevredeki dengeyi kurduğunuz zaman, komşularınızla ilgili, arkadaşlarınızla ilgili bu kaynakları kullandığınız zaman ya da sizi mutlu etmeyecek olan şeyleri hayatınızdan çıkardıktan sonra alacağınız eğitim, sizi çok güzel bilgi, sizi çok güzel bir yerlere getirecek, sizi bilge bir kişi yaparak sevgili ikizleri. Dolunay 30 Ağustos'ta Dolunay Şarabişan nakşatrasında oluyor ve Maga nakşatrasında oluyor. Bu eksen de yine nereye geliyor? Yine aynı eksene geliyor. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bir takım problemler varsa eğitiminizle alakalı, baba ile alakalı, yolculuklarla alakalı, inanışlarınızla alakalı bir takım problemler varsa çok güzel bir konum. Satürn orada yine Şarabişan nakşatrasında, Ay orada Şarabişan nakşatrasında. Biraz böyle ağır, depresif ama sorumluluklarınızı hatırlatacak olan bir kavuşum olacak ve Güneş de direkt Maga nakşatrasından desteğini gösterecek. Atalarınız müdahale edecek bir nevi. Hem komşularınızı, küçük kardeşlerinizi, arkadaşlarınızı kullanıp, yaratıcılığınızı kullanıp yine o gelmeniz gereken, oturmanız gereken koltuğa oturtacak sizi yine bu küçük grupta ki bunu halledip bir nevi direkt eğitim, inançlarınız, dini görüşleriniz, uzak yolcularınız, artık neyse oradaki darma görev, bunu açığa çıkartacak sevgili ikizler için.
Gelin bu videoyu burada sonlandırayım. Ben de gerçekten de hem biraz sıcak oldu burada da. Siz de mutlaka suyunuzu için çünkü sıcaklar şimdi daha hafifledi. Ama ne olacak bilmiyoruz. Satürn'ün konumu biliyorsunuz. Kuraklıklar bekliyoruz doğal olarak. Aman çok fazla fuzuli kullanma, istikrarlı olun ve israf etmeyin aldığınız şeyleri. Çok önemli bir enerji. O yüzden bu arada suyunuzu mutlaka için psikiyatrik ilaçlar kullanan kişiler çok dikkatli olması lazım. Çünkü sıcak havalarda bu ilaçların yan etkileri de artabilir. Sıcaklığı, vücut ısısı sıcaklığını daha da arttıracağı için. O yüzden bunu da paylaşalım. Motor sesimi duydunuz mu bilmiyorum. Tam Mars, Satürn. Satürn'den konuşurken Mars müdahale ediyor. Bu enerjiye de dikkat etmeyin. De fayda var. Yengeç burcuyla devam edeceğim. Biraz ara vereyim. Hem de şarjı doldurayım bilgisayarı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kendinizi sevin, etrafınızdaki insanları sevmeyi ama asla ama asla ihmal etmeyin. Boşver insanlar ne derlerse desinler size, hiç önemli değil. Ayna gibi yaklaşın, o dolunay gibi yansıtın. Tabii öfke de yansır, kızgınlık da yansır, korkular da yansır, endişeler de yansır. Ama siz yine kendi bütünlüğünüzü koruyun yansıtarak, direkt sünger gibi çekerek değil. Tabii ki herkesin haritası farklı. Bazı haritalar o ay için konumundan bahsetmiştim bir videoda. Direkt her ay farklı davranabilir. Bazı aylar çok duygular çok fazla sünger gibi başkalarının duygularını çekip kişinin kendisine zarar verebilir. O yüzden empati odur. Empati diğer kişinin nasıl hissettiğini hissetmek, anlamak ama onların sorumluluklarını o kişide bırakmakla alakalıdır. Bu sorumlulukları siz sahiplenip kendi sorununuz yapmamanız lazım. Sempati ise diğer karşıdaki insanı anlayıp edip bütün onlar gibi olmak aslında. Sempati ile empati arasındaki fark o. Empati daha yararlı, daha insanı nötr yapan, tarafsız yapan, dışarıdan bakan ve o şekilde de desteğini sunan bir enerjidir. Çok fazla sempatik olduğumuz zaman o yüzden belki işimize yaramayabilir. Bu enerjiye de dikkat etmek lazım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili dostlar. Işığınız bol olsun. Namaste.